Bunu dinlemiş, yapmış, geçmiş olabilirsiniz. Varalım. Varalım, kuyi dilaraya gönül bu diye. Kokalım güllerini, Gonca-i hoşbu diyerek. Şerbet ile Ali hayali bizi öldürdü medet. Gidelim kuyuna yarın, bir içim su diyerek. Kuyuna? Köy dediğimiz bizim yurt manasında. Öyle mi? Kuyuna yarın. Bunu açıklamış İskender Pala Hoca. Çok müthiş diyor ya. O müthiş. Ben bayılıyorum adama. Yani varalım köyü dilaraya gönül hu diyerek üç anlam yüklemiş. Yani dervişler tekkeye giderse dilara sevgilinin yurdu tekke malum. Hu diye diye giderler. Hu çekerek yani. Evet. Allah. Allah sikriyle. Allah gider. İkincisi hala bizim Anadolu'da kullanılan yere eve gittiğimiz zaman hu evde misin ses ver manasını hu çekin. Ahmet Efendi'nin Allah rahmet eylesin böyle bir şeyi vardı, anısı vardı. Kimle vardı efendim? İbrahim Efendi ile evet, anısı evet. Vardı. Ben onu anımsadım. Evet, çok. Üçüncüsü kim de... Kim o falan diye sen, ben, sen kimsin, gel falan filan diyor. Ondan sonra zannedin diye öyle bir evet. Espri vardı. Onun kitabında var. Evet, oradan okudum. Ondan sonra üçüncüsü de hu o demektir diyor. Ah o ah o hu ahu 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 hu diye gidilir. Üç tane mana yüklemiş. Kokalım güllerini. Şimdi sen sevgilinin otağına gittin ya, bahçesine girdin, orada gülleri var. O güller ister zahiri manada gül olarak telakki ediniz, Resul-i isterseniz Aleyhi ve Sellem'in bahçesi mi acaba? Oraya oraya mı uğradık? Yahut da Mürşid-i Kamil'in gülleri her biri şeyleridir, müritleridir yani. O da olsanız gül hep. Onları ne kabul edeceksiniz? Gonca-i hoşbu diyerek. Gonca. Yani gül biraz yaşlanmıştı değil mi? Bunun tazesine gonca diyoruz. Yani onlara sen, bunlar zamanı geçmiş, fasafiso falan diye bakma diyor. Onları gonca-i hoşbu, yani hoş kokulu gonca olarak telakki et oraya. Öyle kokla onları. Bu bir. İkincisi de bu Farsça buydan geliyor. Koku demek. Ama Türkçesini almış. Diyor ki Gonca'yı hoş. Hoş Gonca. Bu. Bunlar yani. Bu. Buradaki ismi dışarı zamiri olarak almış onu. Bu'yu bir Farsça koku olarak hoş bu. Güzel kokulu. Bir de Gonca'yı hoş bu. Yani bu güller var ya her biri hoş bir Gonca'dır diye gideceksiniz onların yanına. Burası da çok müthiş bir abi benzetme yapmış. İskender Pala Hoca bile hayran kalmış. Diyor ki, şerbeti lali, dudağındaki o şerbet var ya, hayali, yani dudağındaki şerbetin, o tatlılığın hayali, bizi öldürdü medet. Yani diyor ki, sevgiliye değil, bak, dudağına değil, hayaline kavuşmak bile, hayalini etmek bile öldürüyor adamı diyor. Şu sanata bak diyor ya. Tabii o ne demek acaba? Şimdi o dudağa erişmek hakken yakin mi oldu? Çünkü, evet. Değil mi? Orada mahvolması, hiç olması, hiçlik, hiçliğin i̇şte bu kadar yani, kulluk güzel anlatılması. Ona bile değil de hayalinde kalır. Bu hayal biliyorsunuz tasavvufta bir alemdir. Hazreti hayal. Kulluğu anlatan bir cümle midir efendim? Yani evet. Öyle bir hiçin ki. Evet. Evet. Öyle bir için ki öldürdü dediğine göre benim, ben kimim, nefse emmareyim, hakkel yakin nere, ama hedefim hep ora, evet. Hayaliyle tamam. Hedefim hep ora, evet, tamam. Öyle ya, sırat-el müstekim, o takva yolunu güzel bir çizi vermiş geçmiş sanki, ne kadar ondan güzel bir sonra diyor yapmış. Ki böyle olunca gidelim, yani öldürdü bizi, mahvetti, perişan etti, tabii bu gerçek fiziki ölüm değil de öyle bir ölüm içerisinde. Gidelim köyüne. Biz perişan olduk, yırtık. Her tarafımız kan revan içinde ama onun otağına girelim gene diyor. Yarin. Ne diye girelim? Bir içim su diye. Yanmışız ya. Yanan adam ne ister? İçi yanmış adamın su isteyecek tabii. Ya gideceksin kapısını çalacaksın. Efendim ne olur bana bir yudum su verin, bir içim su verin diye seslenecekmişim. Yahut da yarini bir içim su kabul edeceksin, gideceksin. Burada sohbeti şeyhi mi anlamak lazım?
Muhammedi lezzeti mi anlamak lazım? Gakkel yakinin, ya hepsi oraya çıkıyor tabii, ne olursa olsun. Hakkı, hak aşığının ne kadar güzel bir feryadı, ne kadar güzel bir şey. Bunu yazan Sultan I. Mahmud. Ruhu şad olsun.